Bu adam kim sizce, bir fikriniz var mı? Bilmiyorum, bir sanatçı mı? Sanatçı, hayır. Yunanistan'da bir siyaset adamı oldu. Burada mı? Bu benim Yunanistan'a ilk gelişim. Bu adamı tanıyor musunuz? Hiçbir fikrim yok ama çok ciddi duruyor. Bu adam. Adını biliyor musunuz? Tsipras. Tsipras. Alexis Tsipras. Bu Alexis Tsipras, Syriza Partisi Başkanı. Siyasi partiler tarihinde ilk defa Avrupa Birliği Komisyonu için adayını şimdiden belirledi. Bugün bu adaya bir göz atacağız. Alexis Tsipras, Avrupa Sol Partisi'nin komisyon başkan adayı. Atina'da doğup büyüyen Tsipras, politikaya yabancı değil. Daha 17 yaşında Komünist Parti üyesi oldu. 90'lı yıllarda eğitim reformları için yapılan öğrenci oturma eylemine liderlik etti. Kişisel mahremiyetine çok düşkün ve iki çocuğu olan lider, kız arkadaşıyla liseden beri birlikte yaşıyor. İki sene öncesine kadar Yunanistan dışında tanınmıyordu. Ancak Tsipras'ın başkanı olduğu Radikal Sol Partisi Syriza, 2012 seçimlerinde en fazla ikinci oyu alınca siyasi ünü arttı. Ona oy verenler, Yunanistan'da son 4 yıldır devam eden ekonomik kriz ve bunun beraberinde getirdiği kemer sıkma politikasına mağdur olan insanlardan oluşuyor. Halk kurtuluşu Tsipras'ta görüyor. Hükümet kurmak mümkün olmadı. Ancak Tsipras şimdi Yunanistan muhalefet lideri ve kemer sıkma politikasını bitirmek istiyor. Acaba başarılı olabilecek mi? Avrupa Komisyonu Başkanlığı adaylığı hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için Tsipras'ın bir sonraki durağına gidiyoruz. Buradaki takım sadece Avrupa elemeleri için değil, Yunanistan yerel seçimleri için de ter döküyor. Her ikisi de Mayıs ayında yapılacak. Burası Atina'nın güneydoğusundaki Siros Adası. Tsipras tüm Yunanistan'da olduğu gibi burada da yerel halkın sorunlarını dinlemek istiyor. Şu anda olduğu gibi her zaman basın açıklaması için hazırlık yapmıyor. Bu konuşma ortak değerler için olacak. Halka hitabında Avrupa Birliği ve özellikle de üçlü yönetim sistemiyle Yunan hükümetinin kemer sıkma politikası uygulayarak maaş kesintisi yapmasını ve vergileri artırmasını eleştirecek. İğneleyici konuşması buradaki yerel halkla bütünleşiyor. Şimdiki hükümet ve öncekileri 2010 yılından beri uyguladıkları politikalarla bu ülkedeki orta sınıfı yok ettikleri için kutluyorum. Ayrıca gençler için işsizlik oranını %30'dan 60'lara çıkardılar. Bunun yanında 300 bin eşsiz bilim adamını bu ülkeden kaçırarak onları mülteci konumuna soktular. Bu başarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Yunanistan Komünist Partisi üyeliğinden aşırı sol Syriza Partisi başkanlığına Tsipras, Avrupa Birliği'nin kabul ettiği yeni liberal politikaları sert bir şekilde eleştirdi. Acaba bu eski güçlerle Brüksel'de tartışabilecek mi? Bu adam hakkında insanlar ne düşünüyor? Yıllar önce o zamanki eğitim bakanını tartışmak için 10 kişilik bir komite kurduk ve bu 10 kişi arasında neyi tartıştığımızı tam olarak bilen de yoktu. Pankartlar dolusu talebimiz vardı ama görüşme yapacak düzeyde değildik. Alexis bizden farklıydı. O 17 yaşında bile her şeyi tartışabilecek düzeydeydi. 17 yaşındaki öğrenci liderliğinden yükselen bir politik değere. Tsipras gerekli düzenlemeyi yapmak zorunda. Birçok Yunan vatandaş onun kemer sıkma politikasının zararlı etkilerini durduracağına inanıyor. Kimilerine göre o, Yunanistan'ın Avrupa'daki geleceği için bir tehlike. Her iki durumda da o halka mal olmuş biri. Ancak bazı şeyler Tsipras'ın eski hocası ve arkadaşlarına göre pek de kolay olmayacak. Sade bir hayatı seviyor. Motosikletine biniyor ve hepsi bu kadar. Şimdi tanınıyor ve bunu eskisi gibi sıklıkla yapamayacak. Bu sebeple benim bu sessiz sakin mekanıma gelip ailesiyle bir 10 gün kadar geçirmeyi çok sever. Motosikletini şimdilik korumalarına bırakan Alexis Tsipras'ın şu anda bir görevi var. Sol partinin politikalarıyla AB'nin geleceğini şekillendirebilmek ve Avrupa ile Yunan halkını buna ikna etmek. Tsipras, Avrupa karşıtı olmadığını ve sadece kemer sıkma politikasını durdurarak Brüksel'e yeniden demokrasi getirmek istediğini belirtiyor.
Avrupa'daki sağ kanat güçlendiği için üzgünüz. Bu partiler Avrupa Birliği'ni yok etmek istiyor ve şu anki ekonomik durumun Avrupa'yı vurmasından dolayı kaygılıyız. Bunlar hep kemer sıkma politikasından dolayı oluyor. Bu politika asla çözüm olamaz ve bizi krizden çıkaramaz. Avrupa'nın yeni bir sosyal düzenlemeye ihtiyacı var. Avrupa için yeni bir düzenleme. Sol parti, Tsipras Avrupa Komisyonu Başkanı olduğunda bunun uygulanmasına ümit ediyor. Ancak bu ekonomik yaklaşım, Avrupa Birliği'nin en yüksek rütbeli işi için uygulanabilir değil, sadece politik bir mesaj gibi görünüyor. Yunanistan büyük bir dertle uğraşıyor. Yunan halkı çok acı çekti. Bu sebeple Avrupa'da sol gruba oy vermiş vatandaşlar için Yunanlı bir aday çok çok isabetli olur. Ancak Tsipras'ın Brüksel'den biraz uzak olduğu ve Avrupa'nın şu anda mücadele ettiği krizle nasıl başa çıkabileceği konusunda pek bilgisi olduğunu zannetmiyorum. Bu lider 2-3 sene önceki Tsipras değil. O kendini geliştirdi. Koridorları aşınladı ve Avrupa'nın birçok lideriyle görüştü. Ülkedeki birçok girişimciyle bir araya geldi ve özel sektörle buluştu. O kesinlikle solu temsil ediyor ama radikal değil. Tsipras'ın dikkate değer bir siyasetçi olup olmadığına dair şüpheler var. Seçim alanlarında gösterdiği güçlü duruş Avrupa Komisyonu Başkanlığından ziyade onu Yunanistan'ın yeni başbakanı yapabilir gibi görünüyor. Bence Avrupa'daki politik rakiplerimiz beni Yunanistan parlamentosundan ziyade Avrupa Birliği Komisyonu'nda görmeyi tercih ederler. Çünkü Yunanistan'da gerçek radikal sol bir grupla uğraşmak Avrupa'nın siyasi gündemi için çok daha zor olacaktır. Radikal değişiklik Yunanistan'da mı yoksa Avrupa'da mı olacak? Oy verenler 25 Mayıs'ta hangi yöne gitmek istediklerini belirleyecekler. Bence iyi olacak çünkü Avrupa'nın gerçekten de değişime ihtiyacı var. Bu adam mı? Bence bu imkansız. Şu zamanlarda biraz tehlikeli olacağına inanıyoruz. Değişmemiz gerek. Çünkü yeni demokrasi ve PASOK hükümeti hiçbir şey yapmadı. Umarım seçilir ve bir şeyler yapar. Çünkü Yunanistan bunu hak ediyor.